Teknopat'tan herkese merhaba, benim İçtak. Bugün Leica'nın dörtlü kamera dizilimini ilk kez kullanan P30 Pro modelini inceliyoruz. Mobil fotoğrafçılık alanında hali iddialı firmalardan biri olan Huawei, yeni amiral gemisi P30 Pro ile beraber ilk kez Leica'nın dörtlü kamera dizilimini kullanıyor. Mate 20 Pro'da hatırlarsanız üçlü bir kamera düzeni vardı. Burada artık dörtlü bir dizilim var ve bunun dışında P20 Pro'da görmüş olduğumuz tasarım anlayışını daha rafine ve daha güzel bir şekilde bizlere sunmayı amaçlıyor P30 Pro. Ayrıca bir önceki telefon olan Mate 20 Pro'da gördüğümüz bazı özellikleri de ilk kez P serisinde bu telefonla beraber görüyoruz. O zaman tasarımla beraber incelememize başlayalım. Huawei P30 Pro'yu değerlendirirken telefonun kendi segmentini dikkate almamız gerekiyor. Her ne kadar kamera noktasında ciddi bir ileri adım atılmış olsa da Mate 20 Pro, daha doğrusu Mate serisiyle bu telefonu karşılaştırmamak gerekiyor. P30 Pro, P20 Pro'nun devamı niteliğinde bir cihaz. Bu yüzden incelemenin başında daha ben çizgiyi çekiyorum ve buradaki karşılaştırma konumuz Mate 20 Pro değil, P20 Pro olacak genellikle, çünkü bu telefon o serinin devamı. İkisini de farklı segmentlerde değerlendirmek gerekiyor. P30 Pro'yu elinize aldığınızda ilk dikkatinizi çeken şey inanılmaz ince çerçeveleri oluyor. P20 Pro ile aradaki ilk önemli ve büyük fark da burada ortaya çıkıyor. P30 Pro bir önceki nesle göre sadece 3 cm daha uzun olmasına rağmen P30 Pro'da 6.47 gibi oldukça büyük bir ekran bizleri karşılıyor. Tabi burada ekran çerçeve oranındaki başarı da ön plana çıkıyor. Çünkü P30 Pro Mate 20 Pro ile neredeyse aynı boyda bir telefon olmasına rağmen ekran boyutu olarak çok daha geniş bir alan bizlere sunuluyor. Ekran kasa oranı P30 Pro ile beraber %88.6 gibi oldukça yüksek bir seviyeye çıkıyor. Bu oranın yakalanmasında elbette ki ön kamera düzeninin büyük bir etkisi var. Önceki model olan P20 Pro'da oldukça geniş bir çentik uygulanmıştı. Burada sadece damlacık çentikle beraber ön kamera sensörü yer alıyor ve görünürde farkındaysanız herhangi bir ahize yer almıyor. Bu sayede %90'lara varan bir ekran kasa oranı bizleri karşılıyor. Yine parmak izi sensörü bir önceki nesilde ekranın üzerindeki hemen alttaki fiziksel bir butonken şimdi ekran içerisine yerleştirildiği için, ki bunu ilk Mate 20 Pro'da görmüştük Huawei tarafında, yine alt çerçeveden de bayağı bir alan kazanılmış. Telefonun hem ön yüzü hem de arka yüzü Corning Gorilla Glass'la korunuyor. Eğimli tasarım sayesinde telefonun kendi çerçevesi de inceltilmiş ve P20 Pro'ya göre tasarımda daha rafine bir görünüm elde edilmiş. Huawei P30 Pro sadece 8.4 mm'lik bir kalınlığa sahip. Tasarım açısından eğimli kenarlarla beraber oldukça şık göründüğünü söylemem gerekiyor. Ama burada ufak bir eksi düşmek istiyorum. Çünkü bu kadar ince çerçeve ve eğimli tasarım nedeniyle telefona parmaklarınızın boğumları çok kolay bir şekilde denk gelebiliyor normal kullanımınız sırasında. Bu yüzden istemediğiniz fonksiyonları bir anda çalıştırabiliyorsunuz. Hani en sonda kalan uygulamaları yanlışlıkla açabiliyorsunuz. Bunun önüne geçmenin yoluysa oldukça basit. Kutunun kendisiyle beraber verilen kılıfı P30 Pro'ya yerleştiriyorsunuz ve çerçeve birazcık daha kalınlaşıyor. Bu tasarım açısından öyle çok büyük bir sorun oluşturmadığı gibi hem telefonunuzu koruyor hem de sizin parmak boğumlarınızın ekrana denk gelmesini engelliyor. Telefonun arka yüzünde Leica'nın dörtlü kamera düzenini görüyoruz. Kamera dizilimi Mate serisinin aksine P20 Pro ile büyük bir benzerlik gösteriyor. Buradaki farklılık, aslına bakarsanız benim akıllı telefonları nitelendirirken üstünde çok fazla durmayı sevdiğim özelliklerden biri. Markaların kendi tasarım anlayışlarını oluşturma çabasını görüyoruz. Hani birçok markada bu var. Huawei de kendi telefonlarını Mate ve P serisini bu şekilde ayırıyor. Açıkçası ben telefonlarda dikey kamera dizilimini daha çok beğeniyorum. Çünkü hem tasarım tarafında çok daha rafine, şık bir görünüm bize sunuyor. Hem de arka yüzeyinde kullanılan renkler, arka yüzeyindeki tasarım çok daha kendini belli ediyor. Ki zaten burada da net bir şekilde görüyoruz. Huawei P30 Pro, Breathing Crystal, Aurora ve Black olmak üzere 3 farklı renk seçeneği sunuyor. Bu renk seçenekleri arasında en çok dikkat çeken kesinlikle Breathing Crystal. Sırasıyla pembe, yeşil, mavi ve sedefin buluştuğu bu renk tasarımı ışığın açısı ve yoğunluğuna göre farklı bir geçiş efekti veriyor. P30 Pro'nun tüm fiziksel tuşları ise telefonun sağ tarafına yerleştirilmiş. Hem açma kapama tuşu hem de ses kontrolünü buradan yapıyorsunuz. Telefonun alt kısmında ise SIM kart ve nano SD kartı takabileceğiniz yuva, Tip-C girişi ve mikrofonla hoparlör girişi yer alıyor.
P30 Pro'da sadece bir tane hoparlör var ve o da telefonun alt kısmına yerleştirilmiş. Bu aralar telefonlarda ahizenin de kullanıldığı stereo ses sistemini görmeye alışmışken mono birazcık kafanızı karıştırabilir ama burada güzel bir durum var. Ekran kasa oranını geliştirmek isteyen Huawei burada ilginç bir çözüm sunmuş ve ahizeyi direkt olarak ekranın altına yerleştirilmiş. Çok fazla telefonda gördüğümüz bir özellik değil. Ben görünce seviniyorum. Tasarım imzası açısından çok güzel bir şey. Evet, mono hoparlör bazılarınızın hoşuna gitmeyebilir ama telefonları ne kadar ses sistemi olarak kullanıyoruz. Bu da açıkçası tartışılabilir bir şey. Evet, bir eksidir ama kimine göre çok da büyük bir sorun teşkil etmeyebilir. Tasarım tarafında son olarak IP68'den de bahsedelim. P20 Pro'da IP67 sertifikası vardı. Bu telefonda IP68 var. Yani suya ve toza karşı hayli korumalı bir cihaz. 2 metrede 30 dakikaya kadar bu telefon çalışmaya devam ediyor. Koruma anlamında önemli bir özellik. P30 Pro'nun tasarımından bahsettik. Şimdi sıra geldi ekrana. P30 Pro 6.47 inç büyüklüğünde OLED panel kullanıyor. 15.5'a 9 görüntü formatındaki bu ekranın piksel sıklığı 398 ppi. Ekran parlak, canlı ve gerçekten de güzel bir deneyim sunuyor ama piyasadaki bazı rakiplerinin gerisinde kaldığını da söyleyelim. Hatta Mate 20 Pro'ya göre de geride kalıyor. Ama burada en başa dönmek istiyorum. Hatırlarsanız incelemenin başında şöyle bir şey söyledim. Segmentasyon farklılıkları var. P30 Pro'nun ekranı bir önceki modele oldukça benziyor olsa da Mate 20 Pro ile alakası bile yok. Android ekosisteminde artık amiral gemisi telefonlarda Quad HD ekran çözünürlüğü görmeye alıştık. Hatta bazı telefonlarda artık 4K çözünürlük bile görmeye başlayacağız. P30 Pro ise tıpkı Halefi gibi 1080x 2340 çözünürlüğüne sahip Full HD Plus ile yetiniyor. Şimdi ekran büyüdü, çözünürlük değişmedi. Bunun şöyle bir eksisi oluşuyor. O da nedir? PPI değeri P20 Pro'ya göre biraz daha düşük seviyede. Ama elbette telefon değerlendirirken kağıt üzerindeki veriler üzerinden bu iyi bu kötü demek bence çok da doğru değil. Telefonun deneyimi, ekran deneyimi son derece yerinde, son derece güzel. Bu ekranın Full HD Plus olması bir yandan şöyle güzel. P30 Pro batarya canavarı bir telefon ve batarya bölümünde buna detaylı bir şekilde değineceğiz. Full HD Plus sayesinde bataryadan çok daha verimli bir şekilde yararlanabiliyoruz. Ekran için söyleyeceklerim özetle bunlar. Şimdi hepinizin en çok merak ettiği konu olan şu dörtlü kamera düzenine bir bakalım. P30 Pro Leica ortaklığıyla geliştirilen dörtlü kamera sistemini kullanıyor. Bu kameraların özellikleri ise sırasıyla şu şekilde. İlk kamerada 27 mm'lik 40 megapiksel Huawei Super Spectrum lens kullanılıyor. Bu kameranın diyafram açıklığı 1.6 iken OIS sayesinde videolarda ve fotoğraflarda sarsıntının da önüne geçiliyor. İkinci kamera ise 125 mm'lik 8 megapiksel 5x optik yakınlaştırma sağlayan periskop lens. Bu lensin diyafram açıklığı f3.4 iken yine ilk kamerada olduğu gibi OIS desteği bulunuyor. Üçüncü kamera ise 16 mm'lik 20 megapiksel çözünürlüğe sahip ultra geniş açılı sensör. Bu lensin diyafram açıklığı ise f2.2. Son olarak ise Huawei'nin mesafe algılamak için kullandığı ToF lensi Leica'nın dörtlü düzenini oluşturuyor. Hatırlarsanız P20 Pro'da RGB algılayıcı bir lensimiz vardı. Artık bu lens yok. Onun yerine çok daha farklı bir çözüm sunulmuş. Bu algılayıcının yerine gelen kırmızı, sarı ve mavi algılayıcı ışığa ve renklere duyarlılığı arttırıyor. Yeni sensör artık çok daha iyi ışık alınmasını mümkün kılıyor. Bu sayede gece fotoğraflarında kamera daha fazla ışığı alıp tonu ve detayları koruyabiliyor. Hazır gece fotoğraflarından bahsetmişken şuna da değinmek gerekiyor. P30 Pro'nun öne çıktığı bir başka alan var ki o da ISO değerleri. P30 Pro en yüksek ISO değerinde 409.600'ü görebiliyor. 409.600 ISO değeri sayesinde zifiri karanlık ortamlarda bile görünebilen fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bence kamerasının en önemli özelliklerinden biri de bu olmuş. Yeni telefonla beraber tanıştığımız bir diğer önemli sensör ise tabii ki periskop lensi. Prizma şeklindeki bu ilginç lens sayesinde 5x optik yakınlaştırma, 10x hibrit yakınlaştırma sağlanabiliyor. Hatta işleri iyice abartıp 50x yakınlaştırmaya da ulaşabiliyorsunuz. Böylece çok uzaktaki objeleri bile telefonunuza kolayca görüntüleyebiliyorsunuz. Gelelim Mate 20 Pro ile beraber tanıştığımız ultra geniş açılı fotoğraflara. 2.5 cm makro sayesinde çiçeğe konmuş arıyı dahi çekebiliyorsunuz. Kameranın diğer bir etkili özelliği ise gece çekimlerinde AIS ile bir üst seviye taşınıyor.
AIS özellikle gece fotoğraflarına çok daha fazla poz almanızı sağlıyor ve siz ne kadar fazla poz çekerseniz oluşturduğunuz gece fotoğrafı o kadar güzel görünüyor. Buna ek olarak Super Portrait modunda artık yapay zeka destekli HDR Plus kullanılabiliyor. Pozu tutabiliyor ve bir sahne içerisindeki pozlamayı seçerek azaltabiliyorsunuz. Yine bu özellik sayesinde ışığın ters açıdan geldiği karelerde bile çok daha iyi fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Huawei TOF Lens ise çok seviyeli bokeh efekti için profesyonel optik derinlik sağlıyor. Portre modu da bu yeni optik derinlik algılama kamerasıyla çok daha iyi bir seviyeye taşınıyor. Huawei'de AIS ve OIS birleşerek videodaki stabilizasyonu yeni bir seviyeye taşımayı amaçlıyor. Düşük ışıkta video çekme performansı da iyileştirilmiş ve artık video çekerken çok daha uzun mesafelere yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. 4K 30fps, 1080p 60fps, 720p 960fps kayıt yapabiliyorsunuz. P30 Pro'da video performansı kesinlikle önceki modellere göre çok daha iyi ama halen istediğimiz seviyede değil. Fotoğraf noktasında gerçekten kendini farklı bir konuma taşımayı başaran Huawei video konusunda pek benzersiz olamıyor. Huawei bu tarafta çalışmalarını sürdürüyor. Yani P30 Pro böyle çıktı gidecek diye bir şey de yok. Önümüzdeki aylarda telefonun video performansının iyileştirilmesi için önemli yazılım güncellemeleri bekleniyor. Böyle bir hazırlık da var, aklınızda olsun. Ön kamera tarafında ise bizleri 32 megapiksellik f2.0 diyafram açıklığına sahip geniş açılı bir sensör karşılıyor. Şimdi bu sefer ön tarafta TOF sensör yok. Sadece orada damlacık çentinin içerisinde bir tane sensör var. Ama yapay zeka burada imdadımıza yetişiyor ve fotoğraflarda yine derinlik algılamayı yapay zeka ile beraber aktif hale getirebiliyoruz. Aslında bakarsanız Huawei P30 Pro'nun kamerası hakkında daha saatlerce konuşabiliriz ama özetle kamera performansı bu şekilde, bize sundukları bu eksisiyle artısıyla bu şekilde. O zaman diğer merak edilen noktalardan biri olan donanıma geçelim. P30 Pro yine Mate 20 Pro'dan hatırlayacağımız 7 nanometre sürecinde üretilen Kirin 980 işlemci modelini kullanılıyor. 1 santimetre kare alana sığdırılan Kirin 980 üzerinde 6.9 milyar transistör barındırıyor. 8 çekirdekli bu işlemcide ayrıca yapay zeka performansı için bir çift NPU bulunuyor. Kirin 980'in 8 çekirdeği 3 farklı gruba ayrılıyor. 2 tane büyük Cortex A76 çekirdeği en çok performans gerektiren görevler için ayrılmış. Orta boyutlu 2 adet Cortex A76 ve 4 adet küçük boyutlu Cortex A55'te güç tasarrufu yapılabilecek durumlarda hızlıca devreye giriyor. Telefonun ülkemizde 3 farklı versiyonu bulunabiliyor. Peki nedir bu 3 farklı versiyon? Bunlardan biri 6 GB RAM, 128 GB depolama alanına sahip. 8 GB'lık modelde ise ister 128 GB depolama, isterseniz de 256 GB depolamayı seçebiliyorsunuz. Bizim inceleme için kullandığımız telefonda ise 8 GB RAM, 256 GB da depolama alanı bulunuyor. Telefon Android 9 Pie ve MIUI 9.1.0 kullanılıyor. Arayüz, çoklu işlemler ve genel kullanımdaki buglar nedeniyle kullanıcı deneyimini zaman zaman sekteye uğratabiliyor. Güncellemelerle bu arayüzün çok daha verimli olmasını bekliyoruz. Şimdi telefonun bir ilginç özelliği MIUI 9 tarafında ilk başta bir uygulama çekmecesiyle beraber size gelmiyor. Sizin bunu ayarlardan kendiniz değiştirmeniz gerekiyor. Bunu yapmadığınız sürece herhangi bir gördüğünüz gibi uygulama alanı açılmıyor. Sadece öneriler açılıyor. Bunu yapmadığınız sürece yüklediğiniz her uygulama ana sayfada bir sonraki seviyeye, bir sonraki yere geçiyor. Bir sonraki yere geçiyor. Yani aynen iOS'te olduğu gibi çalışıyor ama siz uygulama çekmecesini aktif hale getirirseniz Android'e has bir kullanıma da kavuşabilirsiniz. Aklınızda olsun. Telefonun donanımı bu şekilde. Peki bu donanım performans noktasında bizlere neler sunuyor? Şimdi biz P30 Pro'ya iki farklı modda 8 tane test yaptık. Bunlar dörtlü dörtlü şekilde ayrılıyor. Neden böyle? Çünkü telefonda bir de çekirdek hızını arttırabildiğimiz performans modu bulunuyor. Bu performans modu aktifken telefonun puanları normalden oldukça farklı. Bu farklara değinebilmek adına önce normal moddayken biz dörtlü testimizi uyguladık. Bir de performans modunu açıp yine aynı testleri uyguladık. Bakalım nasıl skorlarla karşılaştık. Huawei P30 Pro'nun normal modda Work 2.0 skoru 7865. Performans modunu aktif hale getirdiğinizde ise 9073 puan alıyor. Geekbench 4.0'da tekli çekirdek skoru 3290 iken çoklu çekirdekte 9744 puanla karşılaşıyoruz. Ve performans modunu aktif hale getirdiğimizde bu sefer tekli çekirdekte 3357, çoklu çekirdekte ise 9979 puan alıyoruz. Bir diğer önemli test,
Antutu. Antutu da toplamda 290.720 puan aldı P30 Pro ve performans modu aktifken 316.261 puan almayı başardı. CPU skoru 103.332 iken GPU skoru ise 112.247. Yine Antutu'nun performans modunda CPU ve GPU skorları ise şu şekilde. CPU'da 114.801, GPU'da ise 119.268. Telefonun oyun performansını test etmek için 3DMark Slingshot Extreme testini uyguladık. Yine iki farklı modda bunu yaptık. Çünkü oyun tarafında performans modun etkisini çok net bir şekilde görebiliyor Huawei kullanıcıları. Peki nasıl puanlarla karşılaştık? OpenGL'de 3980, Vulkan'da 4227 puan aldık. Performans modu aktifken ise gerçekten çok ciddi bir farkla karşılaştık. Nedir? OpenGL'de 4337, Vulkan'da ise 4278. Burada performans modunun Vulkan'dan ziyade OpenGL'de ciddi bir fark oluşturduğunu söyleyebilirim. Ve gelelim Huawei'nin en iddialı olduğu alanlardan biri olan batarya tarafına bakalım. P20 Pro, Mate 20 Pro'nun ardından P30 Pro'da bataryasıyla çok konuşulan bir telefon olacak mı? 4200 mAh batarya kullanan P30 Pro, 40 Watt'lık Huawei Supercharge desteklemesi sayesinde kısa süre içerisinde bu geniş pili doldurabiliyor. Elbette Mate 20 Pro ile tanıştığımız kablosuz tersten şarj özelliği de geliştirilmiş bir şekilde yeniden bizlere sunuluyor. Telefonun bataryasını test etmek için iki farklı test uyguladık. Bunlardan biri kendimizin yaptığı şarj olma süresiydi. Telefon 0'dan 100'e sadece 58 dakikada şarj oldu. 4200 mAh'lik dev bir bataryadan bahsediyoruz burada. Work 2.0 Battery Life testinde ise gerçekten çok iyi bir skor aldı. Genellikle 5 saat civarı görüyoruz biz amiral gemisi telefonları. Bu gerçekten iyi bir rakam. Peki P30 Pro'da nedir? 7 saat 8 dakika gibi bir süreyle karşılaştık. Gerçekten çok iyi bir süre bu. Zaten günlük kullanımda telefonun pilini öyle kolay kolay bitiremeyeceksiniz, benden söylemesi. Özetle Huawei P30 Pro özellikle akıllı telefonun kamerasına önem veren, akıllı telefon fotoğrafçılığı noktasında ilerlemek isteyenler için oldukça güzel bir çözüm olmuş. Telefon bir önceki versiyon olan P20 Pro'ya oranla geliştirilmiş ve tasarımı rafine hale gelmiş. Özellikle çentik tarafındaki tasarımı bu sefer çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Eksisi var mı? Eksilerinden zaten inceleme içerisinde bahsettik. Ben P30 Pro'yu gerçekten çok beğendim. Tasarımı, donanımı ve kamerasıyla komplike bir telefon olmayı başarmış. Başka bir incelemede buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.